Tonguç. Hi teacher, how are you teacher? Thank you Tonguç, how are you? Fine and işte it's going well. I miss English. Wow, you miss English. Evet, gerçekten İngilizceyi hepimiz özledik. Neden özledik? Çünkü İngilizceyi internette kullanıyoruz, oyun oynarken kullanıyoruz, işte kitap okurken kullanıyoruz, film izlerken kullanıyoruz. İnsanlarla tanışırken kullanıyoruz. İnsanlarla tanışırken. Turistlere yol gösterirken kullanıyoruz. Evet, turistlere hatalı veya doğru şekilde adres tarif ederken kullanıyoruz. Ama en önemlisi liselere giriş sınavında 10 soru gelen İngilizce Türkiye'de çok da doğru, yani hepsi doğru yapılacak şekilde, hatta full yapılamıyor. Dolayısıyla iyi çalışırsak, full yaparsak rakiplerimizi eleyebiliriz. Full yapmak istiyorum hocam. O zaman full yapacaksan dikkatli bir şekilde beni dinle. Şimdi friendship konusuyla başlayalım. Burada bugün ne öğreneceğiz? Arkadaşlık. Bugün ilk başta kelimeleri öğreneceğiz. Friendship vokabülleri de words related to friendship. Yani arkadaşlıkla alakalı kelimeler. Mesela diyelim ki honest yani dürüst veyahut da generous yani cömert gibi kelimeleri öğrenmeye çalışacağız. Kind of movies konusunda da yine filmlerle alakalı kelimeler. Words related to movies. Filmlerle ilgili kelimelere bakacağız. Mesela action veyahut da... Action movie'leri çok seviyorum hocam. Aksiyon filmlerini biz de seviyoruz. Komedi. Thriller. Thriller nedir Tonguç'um? Hocam macera filmi. Harikasın diyorum ve tebrik ediyorum. Şimdi burada bazı kelimeler var friendship ile alakalı. Burada biz resimler üzerinden çizmeye çalıştık. Mesela burada gördüğün gibi... El öpme, arkadaşlarını el öpmesi. Acaba bu ne olabilir? R olabilir, S olabilir, L olabilir. Bunları bulmaya çalışalım. Mesela birisi herkes onu beğendiğine göre biz buna reliable diyebiliriz. Niye reliable diyebiliriz? Çünkü güvenilir bir insan. Herkes evet iyi bir insandır diyor. Veyahut da burada ne demişiz? Burada ne demişiz? Burada ne demişiz? Supportive yine destekleyici. Destekliyoruz hocam arkadaşlar. Destekliyoruz. Burada bu arada bir şey söylemek istiyorum sana Tonguç'um. Ben seni hızlı bir şekilde dinlerken. Thriller dediğimiz şey daha çok gerilim filmi. Yani macerada... Adventure, evet, adventure macera ama zaten macera filmlerinde de bir gerilim. Gerilim filmlerinde bir macera vardır. Sen o yüzden karıştırmış olabilirsin. Ama bunun tam kelime anlamı gerilim. Neyse bunu zaten birazdan göreceğiz. Devam edelim. Mesela laid back. Laid back nedir Tonguç'um? Yan gelip yatmak. Aynen. Tam da senin yaptığın şey aslında senin resmini çizmeleri lazım ama gitti başka bir resim çizmişler. Veyahut da hani kankalar şöyle yapar ya, ne haber çak der ya. Mesela yap bana hemen şöyle yap. Hi Kings. Ha hi Kings, ben senin kankam mıyım? Neyse ben kanka da olabilirim, öğrencilere sıkıntı yok. Burada da body diyebiliriz, kanka yani. Body building. Body building o başka bir şey oğlum, o body yani o vücut. Buradaki body kanka, ne haber baba o tarz. Devam ediyoruz. Veyahut da friendly yani arkadaş canlısı, hatta easy going yani böyle hiç sorun çıkartmayan tipleri de aklımıza getirebiliriz. Ve yine generous. Generous ne demek? Cömert anlamında kullanabiliyoruz. Selfish ise bencil. Hep kendini düşünüyor. Böyle inatçı, inatçı diyorum. Böyle hep bencil, kendini öven, işte ben istiyorum, bana olsun, her şeyi ben yapayım diyen kişilere de biz selfish diyoruz. Bir de honest var ki bu da dürüst anlamına geliyor. O zaman honest, dürüst demek, reliable, güvenebilir, supportive, destekleyen, laid back, tembel, teneke, selfish, bencil, generous, cömert, friendly, arkadaş canlısı, buddy de kanka diyebiliriz. Şimdi bunların kullanıldığı kelimeleri beraber eşleştirmeye çalışalım. Mesela bir de count on demişiz. Count on, relax diye bir şey olmaz. Saçma sapan bir şey. Count on ne olacak? Acaba açıklaması ne olabilir? Count on güvenmek. Güvenmek trust. Hocam. Trust oluyor. Yani count on ve trust aynı olmuş oluyor. O zaman şöyle diyeceğiz. Buraya yazalım hemen. 1C olmuş oluyor. Yani count on, trust. Aynı anlama geliyor. Support'a baktığımızda ise support desteklemek demek. 2'de backup oluyor. Yani 2'ye de denizi diyebiliriz. Support ve backup aynı anlama geliyor. Best true friend'e baktığımızda en iyi arkadaş kimdi? Tabii ki en iyi arkadaşımız bizim neydi? Buddy'mizdi. O zaman buraya hemen 3'e Bursa'yı yazıyorum Tonguç'um. Devam ederiz. Laid back tembel tenekeydi. Bu da tabii ki relax. Yani rahat. Oh, yatıyor. Sallamış. Like each other'da en sonuncusu artık 5E olmuş oluyor. O zaman 4'ü A yaptık. 5'i de E yaptık. Like each other, birbirini sevmek. Get on well with. Yani iyi geçinmek. Hep onunla beraber zaman geçirirken mutlu olmak anlamında. Şimdi bir paragrafımız var ve paragrafın içerisindeki kelimeleri bulmaya çalışacağız. Şimdi Tankut and I are nokta nokta friends. Şimdi ne olabilir? Good friends. Good friends ama ilk başta C harfi var. O zaman close friends diyeceğiz. Aa ne okuyacağım close? Close kapalı arkadaşlar. Kapalı ama o kadar kapalı ki böyle kapanmışlar bir, artık ayrılmıyorlar. Birbirini çok seviyorlar manasında. Yani samimi arkadaş. Close friends deyince aklına bu gelecek. We get on well with each other. Yani biz birbirimize iyi geçiniriz. Zaten samimi arkadaşsınız, kankasınız oğlum siz. Yani mecburen böyle takılacaksınız. I like him so much. Ben onu çok severim. Because he's a reliable boy. O güvenilir bir çocuk. Bak, reliable neydi? Güvenilir. He always tells me the truth. O daima bana doğruyu söyler. He always keeps my secrets. O daima benim sırlarımı saklar. So I count on him. Ben ona güvenebilirim. He's also supportive. O beni destekliyor. Hocam peki so I trust on him denir mi hocam? I trust on him denir tabii. I count on him, trust on him diyebilirsin. Burada önemli olan şey sen
bunlarla alakalı da bak şurada göstermek istiyorum Tomuş'um. Az önce yaptığımız alıştırmada bak ne demiştik? Count on, trust, support, relax. Pardon, support neydi? Backup. Veyahut da buddy, best friend, true friend. Laid back, işte relaxed. Like each other, get on velvet. Bu tarz kelimelerin benzer anlamda olduğunu bil. Sana paragrafın üstünde bunu verir, soruda bunu verir. Seçeneklerde buna benzer bir kelimenin değişeni sorabilir Tonguç'um. Devam ediyoruz. He is also supportive, yani destekleyici. He backs me up, beni destekler. Whenever I need him, ne zaman ona ihtiyaç duysam beni destekler. We care about each other, biz birbirimize ilgiliyiz, birbirimizi merak ederiz. We feel happy, biz mutlu hissederiz. When we are together, biz beraberken mutlu hissederiz diyor. Burada şunu yapmak istedik. Yani sen bu kelimenin, yani count on ve trust'ın, support ve backup'ın, true friend'le işte buddy'nin, laid back'le relax'in, like each other'la get on with'in aynı anlam olduğunu bilirsen soruda da rahatlıkla yapabilirsin ki burada da onu gösterdik. Şimdi geldik kinds of movies'e. Sen ne tarz filmleri seviyorsun Tonguç'la adım benim? Hocam ben genellikle komedi movie'leri seviyorum hocam. Harikasın. Gülmek gerçekten insan. Romans da seviyorum. Enteresan bir yapım var benim hocam. Saçma sapan seninle ne işin olur romansa evladım ya. Sen daha şu anda sınav senesindesin. Böyle şeylere sakın takılma ama senin yapman gereken romans, romantik filmler de güzel tabii. O da güzel. Western horror da seviyorum hocam. İkisi bir arada çok güzel oluyor. Ha, kovboy korku filmi. Evet hocam. Hiç duymamışım. Olabilir, doğru. Kovboyların cani dünyası. Ne diyorsun Tonguç? Kovboy katliamı. Ne diyorsun Tonguç? Korkutuyorsun beni. Şimdi Match the Pictures with the Jars. Yani burada kutuları, resimleri isimlerle yani tanımlarla. Ben hangi hocam? Tamam, birincisi ne olabilir sence? Hocam birincisi böyle çizgi film animation olabilir. Harikasın. Bir C diyoruz. Ama şöyle animasyon ben bir yazdım. Tamam. İki neye benziyor? Hills Run Red. Aman Allah'ım korktum. Aynen, o ne korktum. Biçim aynen, Allah kahretmesin. Aynen çok korkunç. Hocam bu o zaman horror olabilir. Evet. Evet, o zaman ikiye horror yazdık. Şöyle iki yazalım. Gerçekten çok güzel yazıyorum ben de. Peki burada veya komik salaklar. Aa, ne komik adamlar gerçekten. Aptal ve avanak ve salak mı? Neydi bu? Dumb and Dumber. Salak ile avanak. Salak ile avanak. Hocam bu herhalde action mı, romans mı bir şey olsa gerek. Evet, romantik bir film. Çünkü ikisi gerçekten aralarında. Ne diyorsun Tunguç'um, saçmalama. Bu bir komedi hocam. Komedi. O zaman buraya 4 yazıyoruz. Bu ne acaba? Aa, korkmuş. Aa, kız korkmuş bayağı. O zaman bu da korku filmi olabilir mi? Allah Allah. Bunu geçelim şimdilik. Şu romantik hocam, filmi. Hocam kovboy filmine benziyor o kızın da. Kovboy filmi bu Tonguç'um. Ha, kovboy filmi 7 hocam. Onu yazabilir misiniz? Western. Western, hemen buraya yazalım. Teşekkür ederim Tonguç'um. Şu romantiğe benziyor bak. Burada o kız romantik var. Evet, belli. Me olanla before kız. You. Senden önce ben. Evet, gerçekten bana çok romantik bir bana ne. Şu da bayağı böyle bir Avengers hocam. Action filmine benziyor. Adı da üstünde. Action. Fakat bu daha çok science fiction'a benziyor. Avengers hocam ya. Ha. Bu ne o zaman? Hocam en alttaki science fiction. O neydi öyle? Zenci bu aksiyon. Bu burada hızlı öfkeli gibi. Bunlar koşu yani olacak. Yani aslında science fiction olabilir hocam ya. Action da olabilir yani. Olabilir. Doğru. Aa. Doğru. Birazcık böyle ters köşe yapmışsınız hocam. Sorularınız gerçekten çok kaliteli hocam. Bak şimdi bu gerilim bak. Gerilim. O thriller. Gerilim. Thriller. O zaman bunu yazdık. Şu science fiction. Bak bunu da yazdık. 5. Tamam hocam. Ama hepsine de 4 yazmışım ben. Niye böyle olmuş? Hocam 8 de action hocam. Action 8. 8 action. Tamam. Şimdi niye 4 2 defa yazdık? Komedi. Komedi nerede? Komedi. Hayır çıkmış. Hocam 3 yazacaktım buraya. 3 evet. Gerçekten rakam karıştı. Sıkıntı yok. Gerçekten her şey belli oldu. O zaman bu animation, bu horror film, bu komedi, bu thriller, bu science fiction, bu romance, bu western, bu da tabii ki de action. Aksiyon diyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi burada bir diyalog var. Bu diyalogda sen yeşil kısım ol, yeşil ol. Tamam, sen Berkay ol. Ben de Serkay olayım ve beraber diyalog kuralım. Şimdi, What kind of movies do you like watching? Ne tarz filmleri izlemeyi seversin diyor. Berkay sorusunu sordu. Şimdi Serkay cevap veriyor. Berkay Kaykay ile kaysın. Evet, Berkay Kaykay ya da fark etmez. Herhangi başka bir roller coaster kullanabilir. Sıkıntı yok. I like watching comedies. Ben komedileri izlemeyi severim. Because çünkü they are .. komedi filmleri nedir mesela? Genellikle funny'dir yani. Güzeldir, eğlencelidir. Tamam, komiktir. What about you? Sen ne seversin diyor. Söyle bakalım. What do you? Ne diyorsun? Sana ne diyorum? Ya what do you diye bir şey yok ki. Sana ne diye bir şey yok. I prefer thrillers because they are exciting. Harikasın. I prefer thrillers because they are exciting. Yani şu exciting derken ne? Heyecan verici. Heyecan verici. Filmler olmuş. Şimdi geldik esas dananın kuyruğunun koptuğu yere. Yani ya senden bahsetmiyorum. Burada bahsettiğimiz dana yeni stil question'lar, yani new style, yeni nesil soruların olduğu. New style, yeni nesil sorular mı demek hocam? Yeni nesil soru. Aslında new generation dememiz lazım ama tabii new generation deyince yeni tarz soru. Yeni tarz soru dememiz gerekiyor çünkü İngilizce çevirisi bu şekilde oluyor. Şimdi
Şimdi burada Chris... Hocam Linda... sizin stilinizi çok beğeniyorum hocam. Gerçekten sizin stiliniz de stil yani. Ha. Evet, yeni bir stilim var gerçekten. Şimdi Chris, Linda, Andy ve Mary son derece modern, kaliteli insanlar. Bunlar kendi aralarında saçma sapan diyaloglar yapıyorlar. Ve biz de bu diyaloglardan soru çıkarmaya çalışıyoruz. Söyleyeyim hocam? Önce bu tarz sorularda soru kökünü okuyoruz. Önce soruyu oku bakalım Tonguç'um. According to information above, who had a different opinion about Kate? Şimdi burada Hindistan aksanıyla, Yeni Delhi aksanıyla okuduğum için öncelikle teşekkür ediyorum. Soru da şunu diyor. Yukarıdaki bilgilere göre, yukarısı bilgilere göre. According to information above, who has a different opinion? Yani kim farklı bir görüşe sahiptir Kate hakkında. About Kate. Bayağı bir şey, dedikodu yapmışlar bunu. Ya bu tabii dedikodu bizi de günah. O yüzden ben bu soruyu geçmek istiyorum çünkü yanlış yok şaka. Şimdi bakalım. She sometimes tells lies. O bazen yalan söyler diyor. O zaman burada Chris için şöyle üzüntü verici bir şey söylediğini söyleyebiliriz. She always supports me. Always supports me'ye biz sence üzüntü işareti mi koyacağız Songuç'um yoksa sevinç işareti mi? Sevinç işareti. Harika. Support demek iyi bir şey yapıyor. Support yani. O yani destekliyor. Kate backs me up when I need her. Beni her zaman destekler. Backs me up. Yine destekliyor. Zaten support da destek demek aynı. Yine iyi bir şey söylüyor. Yine iyi bir şey söylüyor. Şuna bakalım. I always count on her. Ben ona daima güvenebilirim diyor. Yani zaman... Chris gerçekten de gıybetcinin dibiymiş Chris yani. Chris gerçekten doğru yapmış. Chris yani... İnşallah. Crispy yani. Crispy yani. Şimdi o zaman konumuzu güzel bir şekilde öğrendik. Yeni nesil sorumuzu da çözdük. Şimdi güzel bir şekilde ödüllerimizi dinleyelim. Pardon, ödevlerimize bakalım Tonguç'um. Ve artık ödül deyince tabii kafamız karıştı. Ödüllü sorumuza geldik. Ödüllü sorumuza cevapla, yorumlara yaz. Hadi bakalım şimdiden başlayalım.